Herkese merhaba. 15 Temmuz akşamı önceden hazırlanmış fişleme listeleri üzerinden 3000'e yakın hakim ve savcıyı gözaltına aldılar ve çıkarttıkları KYK'lar ile bu sayının çok üzerinde her meslekten insanı meslekten ihraç ettiler. Daha önceden hazırlanmış listeler üzerinden gözaltına aldıkları herkesi darbecilikle suçluyorlardı. Ancak zaman ilerledikçe bu insanların darbeyle bir ilişkisi olmadığı ortaya çıkacaktı. Tüm yaptıkları bu gözaltılar ve sonraki tutuklamalar fişleme listeleri üzerinden yapıldığı için dosyalar aslında bomboştu. Dosyalara fişleme listelerini koyamazlardı çünkü o zaman foyaları, tezgahları ortaya çıkacaktı. Bu sefer yasal eylemler üzerinden suç ihdas etmeye, ucube bir hukuk üretmeye başladılar. Darbe üzerinden cemaati terör örgütü yapmışlardı, sonra da fişledikleri insanları cemaatle ilişkilendirmeye başladılar. Bunun için de irtibat ve iltisak kavramını uydurdular. Ancak bunların hiçbirisi tek başına yeterli gelmiyordu. Bunun üzerine TCK 221'de vücut bulan örgüt kurma, örgüt yöneticiliği veya üyeliği suçunda etkin pişmanlık maddesini devreye soktular. Bu sayede yaptıkları suçlamaları başkalarının ifadeleriyle güçlendirecek, güya dosyaların içini dolduracaklardı. Örnek, zamanın HSYK Başkanı Vekili Mehmet Yılmaz'dandı. Hakim ve savcılardan çok yararlı itiraflarda bulunanlar, çok samimi, örgütü çökertmede çok faydalı itiraflarda bulunanları meslekte tutmayı bile tartışacağız. Ama her şeyden önce onlar için adli açıdan bir cezasızlık hali söz konusu açıklamasıyla ilgili olarak herkes rahat olsun. HSYK etkin pişmanlık yasasından faydalanan hiçbir kimseyi yeniden göreve döndürmeyecek dedi. Yılmaz, kurulumuz bu konuda kesin kararlıdır demişti zamanında. Bu açıklamayı da tamamen itirafçılığı teşvik amacıyla yapmış ve çok da başarılı olduğunu ifade etmişti. Evet, HSYK Başkan Vekili bizim ile ilgili boş dosyaları ancak böyle doldurmayı planlamıştı. Hakim ve savcılardan ve diğer mesleklerden zayıf karakterli kişiler mesleğine dönmek, yargılanmamak için mesai arkadaşlarını, eşini, dostunu, akrabasını etkin pişmanlık, itirafçılık ya da iftiracılık adı altında gammazlamaya başlamıştı. Peki ne diyorlardı bu gammazcılar? 20 sene önce cemaat evlerine giderdi. Üniversitede bizi yemeğe çağırmıştı. Kur'an öğretirdi. Bedava ders anlatırdı. Birlikte sohbete giderdik. Fakir öğrencilere burs verirdi. Kermeste görmüştüm, dolma yapmıştı. Derneğe gider gelirdi. Çocuklarını cemaat okullarında okutuyordu. Fazladan mesaiye kalırdı. Çok başarılıydı, birkaç dil bilirdi. Aslında hiçbiri mevzuatta suç olmayacak yasal olan eylemler bu kişilerin ifadeleriyle irtibat ve iltisaka dönüştü. Sayıları çok muydu? Kimler bu yola tevessül etti? 2 milyon kişinin adli işlem gördüğü bir durumda bunu bilmek elbette bugün mümkün değil. Ancak itirafçılık nedeniyle ailelerden başlayarak toplumsal barış yok edildi. Mesai arkadaşlığı bitirildi. Şu anda görevde olanlar bile bundan payını aldılar. Herkes birbirinden korkar oldu. Çalışma huzuru kalmadı. Duruşmalar başlayınca haliyle bu itirafçılar da duruşmalarda ifadelerini tekrar etmek için geldiler. Büyük çoğunluğu mahkemede çark etti. Tanımıyorum, bilmiyorum, hatırlamıyorum'a döndü ifadeler. Ama olan olmuş, onların ifadeleri üzerinden birçok insan hayatı kararmıştı. İtirafçılar da Mehmet Yılmaz'ın dediği gibi ne mesleklerine dönebildiler ne de huzur bulabildiler. Onlara birkaç kötü haber de ben vereyim. Birincisi yargılandıkları dosyalarla ilgili eğer Ahim'e gittilerse şimdiden söyleyeyim şap oturacaklar. Ahim'in son verdiği yasak kararında olduğu gibi kendi yargılamalarında adil yargılanma ve diğer ihlallerle ilgili itirazlarını Ahim reddedecek. Ahim, sen etkin pişmanlıktan faydalanmışsın, terör örgütü üyeliği de dahil her şeyi kabul etmişsin diyecek. Birisine iftira atarken kendini de o işin bir parçası olarak kabul etmiş, adil yargılandığında kabul etmiş oluyorsun haliyle. Hayatlarını kararttığınız masumlar sizin ifadeleriniz nedeniyle Ahim'de aklanıp
Bu kararlarla görevlerine dönerken sizler dönemeyeceksiniz. İkinci kötü haberim ise ülkeye hukuk geri döndüğünde siz iftiracı olarak kayıtlara, dosyalara girmiş olduğunuzdan hakkınızda soruşturmalar açılacak. Hasbelkader görevdeyseniz açığa alınıp belki daha sonrasında ihraç edileceksiniz. Attığınız iftiralar nedeniyle de mutlaka yargılanacaksınız. Bir sözümde yine bu dosyalarda birçok insanın hayatlarını karartmış olan ne idüğü belirsiz gizli tanıklara. Onlar da bilsinler ki isimleri gizli kalmayacak. Gerçek yargılamalarda kim oldukları ortaya çıkacak ve onlar da hukuk önünde hesap verecekler. Ve son söz. Kısaca hiçbir kötülük yapanın yanına kar kalmayacak. Ve hiçbir kez unutulmasın ki keser dönecek, sap dönecek, gün gelip hesap dönecek. Vesselam.